Uzun menzilli füzeler, nükleer başlıklar, gerilimli demeçler, durmaksızın büyüyen ordular, casusluk faaliyetleri ve uzay yarışı. 50'lerle 90'lı yılların arasında Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya'nın müttefikleri arasında dünyayı ikiye bölen Soğuk Savaş yıllarının en büyük kabusu, iki kutuplu dünyanın süper güçlerinden birinin diğerine yapacağı nükleer saldırının tedirginliğinde geçti. Yüzlerce filme konu olan bu senaryoda Rusya'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin savunma merkezi Pentagon'a başlatacağı bir nükleer saldırıyla Amerika Birleşik Devletleri çöküyor, kıyamet başlıyordu. Amerikan Savunma Bakanlığı o yılların geriliminde hiç de yaban atılmayacak bu olasılıkla ülkenin ayakta kalmasını sağlamak için bir grup mühendisi görevlendirdi. Ve bu grup internetin ilk tohumlarını attı. Kurulan yapının o zamana kadarki örneklerinden farkı merkezsiz bir yapıya ait olmasıydı. Yani bir noktada yaşanacak kesinti sistemi aksatmıyor, ağa bağlı olan diğer bilgisayarlardan işlemler devam edebiliyordu. Bunun askeri tercümesi ise Rusların Pentagon'u nükleer başlık yağmuruyla yerle bir etmesi durumunda bile ülkenin başka noktalarından komuta kontrolünün devam edebilmesiydi. İlk işte 1990'lara kadar internet konsepti Amerikan Savunma Bakanlığı'nın tamamen savunma ve hücum ihtiyaçlarına yönelik olarak kurulmuştu. Ancak 1990'ların başında Bill Clinton ve Al Gore bunu işte artık 90'larda Berlin Duvarı'nın yıkılmasıyla birlikte artık tek kutuplu bir dünya ve güvenli bir dünya olduğuna karar vererek interneti ticari amaçlarla da kullanılmaya karar verdi. Dolayısıyla ilk başta Clinton-Gore planında işte Clinton-Gore 2000 Plus projesiydi bu. Clinton-Gore planında bu şey olarak yer aldı. Ticari bir küresel ağ kurmak anlamında yer aldı. Bilginin dolaşımının işte dünyanın küreselleşme planı içinde bilginin küresel dolaşımı bağlamında yer aldı bu. Makinalar vardı, sistemler vardı, gerçek anlamda insan gücü de vardı. Fakat en zorlandığımız dönem ya da dünya ile hemen hemen aynı anda hareket edemediğimiz dönem internetin Türkiye'ye giriş hızıdır. İnternetle Türkiye'nin tanışması ki 1994'lerde işte ilk optikteki bağlantılarla oldu. Oysa ondan önce Amerika ile aramızda Türkiye arasında yaklaşık bir 10 yıllık gap oluşmuştu Amerika Birleşik Devletleri'nde. İnternet dediğimiz işte Bitnet, Arpanet'le buluşma 1984 yıllarında iken Türkiye yaklaşık bir 10 yıl sonra gerçekten internet teknolojilerine ya da internet bağlantılarına erişmişti. Bu süreç sancılı bir süreçti diye düşünüyorum Türkiye için. En zorlandığımız dönem de oydu. Dolayısıyla hatta Türkiye ilk internetle buluştuğunda da çok düşük hızlar, sadece işte seçilmiş birkaç kişinin erişebildiği bir alandı. Şirketler bile gerçek anlamda internetle buluşmak için daha uzun yıllar beklediler. Kritik eşik 95 senesidir. 95 senesi iki açıdan çok önemlidir. Birincisi internetin aslında kullanıcının hayatına girmeye başladığı çok önemli bir mihenk noktasıdır. Yani 95 ve sonrasında internet bugün bildiğimiz bağlamda ve bugün bildiğimiz çeşitlilikte normal kullanıcının hayatına girmeye başladı. 94'te başladı ama gerçek manada 95'te devam etti. İkinci önemli tabii ki şirket açısından, Microsoft açısından önemli noktada Windows 95 denen ürünün piyasaya çıkışıdır. Windows 95'in önemi bilgisayar kullanımını çok daha kolaylaştırabilmesi ve internet fonksiyonunu içinde barındırabilmesi olarak özetlenebilir. Ya
Tabii Türk interneti benim son bıraktığım 10 yıl öncesinden bu yana hak ettiği doğru ve hızlı büyüme yolunda. Nüfusun çok daha fazla sayıdaki kişisinin online olabildiği bir ortamda. Bazı çok meşhur internet servislerinde Türk kullanıcılar o servisin önemli trafiğini yaratıyorlar. Facebook bunlardan bir örneği. Ve yakın yakında dünyanın çok meşhur venture capital firmaları Türk internet firmalarına ciddi miktarda yatırımlar yapmaya başlıyorlar. Dolayısıyla pozitif ve 20. yılını geride bırakırken Türk internetinin bir noktada olduğunu görmekten seviniyorum. Seneler ilerledikçe 2000'li yıllardan itibaren teknolojilerin gelişmesi, altyapıların gelişmesi, programların, yazılımların gelişmesiyle birlikte internetin bir ikinci dönemi geldi. Bunun da ana motifi iletişim. Yani bilginin üzerine iletişim geldi. Dolayısıyla bu iletişimde insandan insana, özellikle insanlar arası iletişim daha yoğunluk kazanmaya başladı. Ve işte bu asıl sosyal medyanın çıkış dönemi. Baş döndürücü bir hızla hayatımıza giren internet, bugün sosyalleşmeden sanata, siyasetten ticarete, hayatımızın her alanına damga vurmuş durumda. İnternet mecrası yaygınlaştı. Şu anda bence belli bir olgunluk dönemini yaşıyor. İnternetin de kendini içinde bulunduğu ortam, milieu diyelim buna, aslında kitle iletişim milieusu, kitle iletişim ortamı. Yani insanların bir noktadan çoklu alıcıya hitap etme istedikleri, buna ihtiyaç duydukları, ticaretin, politikanın böyle yapıldığı bir çağ aslında bu çağ hala. Sosyal medyanın getirdiği şey çok basit araçlarla insanların birbirine bağlanabilmesi oldu. Yani bundan mesela 10 sene önce aklınızdaki bir şeyi internet üstünden paylaşmak istediğinizde önce bir web adresi almanız, bir sunucu bulmanız, iyi kötü bir web sayfası yapma yeteneğine sahip olmanız, bunu tanıtmanız, arama motorlarında belli bir yere getirmeniz ve güncellemek için de belirli bir teknik kabiliyete sahip olmanız gerekiyordu. Oysa bugün sosyal ağ dediğimiz ortamlarda tamamen ücretsiz, çok kolay yönetilebilen, çok kolay içeriğin paylaşılabildiği ağlarda sınırsız bir iletişim ve paylaşımdan söz ediyoruz.